Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kasta böyle senelerce video çeken adamlar vardı ya. Nasıl yaptınız? Yemin ediyorum var ya, tebrik ediyorum sizi. Daha önce Türkiye'de görmediğiniz bir kask. Kutuya bir bakayım, şu kutuda ne çıkıyor? Bunu da kenara alıyorum. Bunlar çok daha güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Yanlar yok. NXR'daki 2 hafta sonra falan düştü. Kayıplara karıştı, kayboldu yani. Göz çıksana oğlum. Çık lan. Aa, çıkmıyor. Ya benim bu burundan çektiğim nedir arkadaşlar? Şurada şöyle bir pini var. Vizör en üst konumdayken diye oturuyor zaten. Aa, telefon düştü. Güvendiriyor yani kask kendine. Let me take a selfie. Oğlum bu şey falan ne kadar zor ya. Çok zor ya. Yemin ediyorum bak, şu dakikadan itibaren bu inceleme yapan adamlara saygı duyuyorum abi. Ya bana göre değil ya da çok zor. Bilmiyorum. Hani lan bir kask anlatayım dedim. 50 tane şey masayı çektim buraya. O da zaten bu kadarcık. Işık koydum, kamera koydum, onu koydum, bunu koydum. Arka açı maçı ıvır zıvır. Şurayı şey tutturdum. Böyle mikrofon falan tutturdum. Çekmeden yoruldum ya. Neden buradayız bu arada? Normalde bildiğiniz üzere hep motosiklet üzerinde alışkınsınız. Videolar çekiyoruz, ediyoruz. Goy goy, sohbet, muhabbet, ıvırdır zıvırdır. Bunların hepsi var. Malum son zamanlarda Türkiye'yi, dünyayı, komple herkesi etkileyen bir virüs var. Koronavirüsü. Bundan dolayı insanların mümkün olduğu kadar evden çıkmaması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar hızlıca kontrol altına alınabilmesi için özgürlüğümüzden bir tık feragat etmemiz gereken zamanlar. Bugün yanımızda kim var? Ya bu... Ötüyorum ben ya. Bugün AGV'den bir misafir var yanımızda. Bölüm oluyor diyor. Anlat. Kalk anlat. Ben mi anlatacağım bu saatten sonra? Evet. Daha önce Türkiye'de görmediğiniz bir kask. Çok yeni. Henüz Türkiye'de çok yeni. Dünyada da çok yeni. Ama tabii aslında piyasaya çıkalı 4 ay falan oldu. 4-5 ay kadar oldu ya da olmadı. Ama birçoğunuzun bilmediği bir model. Birçoğunuzun o ne lan diyeceği bir model. Şimdi böyle şekil çukurlu yapıyorum. Hani böyle kaskı yeni açıyormuşum falan filan ama. Hayır, tabii ki yeni açmıyorum. Ben bu kaskı kullandım da, hatta yaklaşık 3-4 gün kadar kullandım. Bunu kullanma sebebim de şuydu aslında. Anlatırken kullanıcı yorumumu da anlatmak. Fiv. Arkadaşlar, kaskın modeli AGV K6. Dediğim gibi yeni bir model ve birçoğunuz yeni duyuyor olabilir. Genellikle bu zamana kadar hep K5 vardı. Adamlar K6 diye bir model ürettiler. Ben normal şartlarda, açık konuşayım, AGV'nin bu sivri yapısını, genellikle bütün modellerinde, bütün kask modellerinde bu sivri yapısı hoşuma gitmeyen bir durum. O yüzden AGV ile çok fazla bir aramız olmamıştı bu zamana kadar, ama K6'da artık o sivriliği almışlar. Sivrilik gitmiş, daha tatlı, böyle daha bir hoş görüntü gelmiş. Şu 6 falan ve genelde K3, K5 işte öyle masaya düz koyamazsınız. Genellikle buradan böyle kayar mayar, böyle hep böyle masanın dibine falan koyarlar. Aynı zamanda yabancı YouTube kanallarında bu kaskı genelde NXR'la kıyaslıyorlar. Aynı sınıfta olduğunu söylüyorlar. Bu anlatımı aslında NXR'a da katacağım. Artılarını eksilerini birbiriyle karşılaştıracağım. Zaten ben çıkıp şey derim, karbon aramit malzemeden yapılmış, ıvırdır zıvırdır. Bunlara girmeyeceğim. O kağıt üzerinde anlatılanın arka planında kask nasıl? Bu emektar kaskımız yaklaşık 3 yıldan beri bizimle. Bundan sonraki hayatında muhtemelen artçı kaskı olarak sürdürecek. Çok sevdiğim, severek aldım, hoşuma da giden bir kasktı. Ama yerini artık başkaları doldurdu. Ya şu kutuya bir bakayım, şu kutuda ne çıkıyor onu bir söyleyeyim kısaca. Bunu atacağım hemen çünkü kalabalık yapıyor. Abi bir taşıma çantası zaten standart. Bu gold vizör bu kalsın, bunu takacağım çünkü. Vizörü değiştirirken değişimi de yapmış olurum, izleriz hep beraber. Pin lock geliyor. Pin lock buhara karşı, biliyorsunuz zaten. Ama ben takmadım, gerek duymadım henüz. Onun dışında işte kitapçıklar falan standart. Arada bir kurudukça yağlamanız için silikon yağı çıkıyor içinden. Bunlar aslında genel olarak hangi kask alırsanız alın içinden çıkan şeyler. Genel olarak. İstisnalar olur. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında işte sticker'dır, mitiker'dır bir şeyler var. O yüzden ben kutuyu kenara alıyorum. Bunu da kenara alıyorum.
Ya şu açıklık var ya, şu açıklık mükemmel bir şey. Nasıl mükemmel bir şey? Kask takıyorum, kask kafamda yokmuş gibi. Yani her yeri görebiliyorum. Herhangi bir görüntü kesintisi olmuyor. Sadece şurayı görüyorum. Şurada ufak bir kask parçası harici hiçbir şey gözüme çarpmıyor. Yani olduğu gibi yola odaklanabiliyorum. NXR'da durum böyle değildi. Nasıl değildi? NXR'da şu kısım biraz daha alçak olduğu için görüşünü ister istemez kısıyor. Ben tabii 3 sene kullandığım vakit bu kısma çok takılmadım. Çünkü ilk kaskımdı ve 3 sene boyunca ben bu kaskı taktım. Ya şu bak, şurada bir burunluk var ya. Ben lanet olsun, ben bu kaskları tabii ben bunu çıkartıyorum. Aslında size gest çıksana oğlum. Çık lan. Aa, çıkmıyor. Ya benim bu burundan çektiğim nedir arkadaşlar? Ben bunu aldığım ilk gün çıkardım ya. Neden biliyor musun? Kask kafama takıyorum ya. Bu kask kafamda... Oğlum çıksana lan, manyak. Bak mesela hazır şu muhabbet geçmişken onu da anlatayım. Çıkartamıyorsun kolay kolay. İstesen de çıkartamıyorsun. NXR'da durum böyle değildi. NXR'daki herhalde aldıktan 2 hafta sonra falan düştü. Kayıplara karıştı. Kayboldu yani. Nasıl düştüğüyle ilgili de hiçbir fikrim yok. Çok rahat çıkabiliyordu. Ufak ama önemli bir anekdot olsun. Gerçekten kaybediyorsunuz onu. Ve bu sadece ben değil, benim gibi iki arkadaşım da aynı kaskı kullanıyor. Onlar da kaybetti. Havalandırma kısmına geleceğim. Çene havalandırması, şuradaki açma kapama düğmesi var bir tane. Buradan açıp kapattığınız zaman şuradaki kanalları açıp kapatıyor. Tepe kısmındaki havalandırmalar yine istediğiniz gibi açıp kapatıyorsunuz şu şekilde. Bu da standart zaten. Bu da benzer özellikte. Buradan böyle yana kaydırıp açıyorsun. Buradan da bunu yukarı kaydırıp açıyorsun. Beni mutlu eden çok güzel parçalardan bir tanesi çene pedi. Ne abi çene pedi? Normalde nasıl gelir biliyor musunuz çene pedleri? Şöyle gelir. Buraya takarsınız çene pedine. Böyle boydan boya uzanır. Normalde tabii ilk aldığımda bu çene pedi şöyle falan da gergindi. Ama belli bir zaman sonra bu çene pedi tak çıkar tak çıkar şu hale geliyor ve olmasa da olur kıvamına geliyor yani. Bunu da çok daha güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Şu yanlar yok. Takarken böyle içeri giriyor. Taktıktan sonra bunu tekrar dışarı verebiliyorsunuz. Yani zamanla deformasyona uğrayacak herhangi bir durum yok. Yani zaten kesik, öyle söyleyeyim. Çok güzel yapmışlar bunu ve kolay kolay çıkıp düşecek, kaybolacak bir şey değil yine. Bu zaten standart, artık kaliteli saydığımız kaskların hepsinde bu acil durum ipi var. Herhangi bir kaza durumunda kolay çıksın diye bunları koyuyorlar. Ama tabii bize müdahale eden adam ne kadar bunun bilincinde, ne kadar bu durumdan haberdar, şansımız artık diyelim. Kask bağlama ipi double D tabii ki. Vizör nasıl açılıp kapanıyor? Şurada bir düğmesi var. Yakın açıyı gösteririm. Şurada bir düğme var. Buraya basıyorsunuz ve yukarı kaldırıyorsunuz basılıyken. Bunu elinde eldiven varken, motoru kullanırken bir tık zorlanıyorsun. Yani bir herhalde 15-20 kez pratik yapman gerekiyor kullanırken. Çünkü ilk kaskı taktım, eve giderken buhar falan yaptı. Abi açamıyorum, çıldırdım. Otobanın ortasında kenara çektim, öyle açtım kapattım falan. Güzel, şık duruyor mu? Duruyor. Ama işte alışmadık. Dondurmuyor. Şöyle fakirliğe alışmışım abi. Şöyle yandan kolay açıp kapatmaya alışmışım. Keşke böyle bir şey olsaydı ama bunun kadar da güzel olsaydı diyorum. Çünkü bu da belli bir zaman sonra oturmuyor. Yani rüzgar almaya başlıyor. Eminim bu daha kaliteli bundan. Ama bu daha pratik. Vizör açma kapama dedik. Vizör açma kapamanın yanı sıra nasıl değişiyor? Bu önemli. Ah, telefon düştü. Telefon düştü, bir dakika. Telefon düştü de birden panik oldum. Neyse, devam ediyorum. Abi benim kullanacağım kaskın vizör açma kapama mekanizması pratik olacak. Kolay olacak. Çünkü neden? Çünkü kolay olacak. Ben bu vizörü şeffaf vizörden siyah vizöre, siyah vizörden şeffaf vizöre sürekli kolayca geçebilmeliyim. Neden abi? Sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. Bazen akşam çıkıyorum. Bazen sabah çıkıyorum falan filan, böyle her havada kullanabileceğim potansiyel var. Üşeniyorsun abi. Belli bir zaman sonra üşeniyorsun bunu çıkartıp takmaya. Şurada şöyle bir pimi var. Vizör en üst konumdayken bu pimi indiriyorsunuz, zaten çıkıyor direkt. Şimdi size kaskın makyajını yapacağım. Takarken de aynı şekilde pimi çekiyorsunuz aşağı doğru. Diye oturuyor zaten. Nasıl abi? Çiçek olmadı mı ya? Harbiden mükemmel oldu bak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle... Abi bu kaskta böyle senelerce video çeken adamlar vardı ya. Nasıl yaptınız? Yemin ediyorum var ya, tebrik ediyorum sizi. Cam direkt buhar yaptı bak. Bak buraya basıyorsun. Yukarı. Açıldı. Kaskı zaten elinize aldığınız zaman fark ettiriyor, yani hissettiriyor. O malzeme kalitesi olsun, ne bileyim. Güvendiriyor yani kask kendine.
Let me take a selfie. Uf, buhar yaptım. Petleri falan gerçekten çok güzel. Yumuşacık, çiçek gibi. Saç niye böyle oldu lan? Abi gelelim en önemli iki konuya. Yani kask alırken dönen iki tane konu. Ne soruyorlar? Bir, rüzgar alıyor mu? İki, ses alıyor mu? Rüzgar konusuna kefil olabilirim ki rüzgar almıyor. Gerçekten çok güzel, kaliteli, çiçek gibi kask. Onun dışında ses alıyor mu? Ya bu ses alıyor mu kısmını ben bir türlü çözemedim. Hani yoldasın, kafanda kask var, trafiktesin. 120-130'larla gidiyorsun belki. Ses alıyor mu diye soruyorlar. Rüzgar almıyor ama kaskın dışındaki o rüzgar sesini ıvır zıvır duyuyorum. Hani eğer kastedilen bu mu, hani ses almama konusu bilmiyorum ama dış sesi duyuyorum, yani hissediyorum o sesi. Trafiğin içindeyim yani. O yüzden o kısma bir şey söyleyemiyorum çünkü dünyaca kabul edilen sessiz kasklardan herhangi bir tanesini kafama takıp kullanma fırsatı bulamadığım için sessiz kask nasıl oluyor bilmiyorum. Ama rahatlık, konfor olsun, ne bileyim, gerçekten güzel, hoşuma giden bir kask oldu. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte kısmetse beraberiz. Allah güvenlik kısmını test etme imkanı tanımasın. Ama güvenli olduğunu düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam karbon aramit malzeme olması lazım. Dediğim gibi bunların hepsini yazılı olarak internete AGV K6 model yazdığınız zaman detaylıca bulabilirsiniz. Ben bu detaylara girmiyorum. Zaten şu anda içinde olduğum oluşum da benim çok fazla becerebildiğim bir konu değil. Böyle kameranın karşısına geçip ışık takıp falan filan böyle anlatabilen bir insan değilim. Kameranın ben hep arka tarafında olmak benim tercihim. Abi böyle dağ bayır bana beni salacaksınız. Ben oralarda koşturacağım, edeceğim, makara kukara yapacağım. Mangalımı yakacağım, vlogumu çekeceğim vesaire. Ya da kameranın arkasında motor kullanırken konuşacağım, anlatacağım bir şeyler. Yeni bir kask aldığım için, Türkiye'de ilk olduğu için ve yeni bir model olduğu için ben bunu anlatmak istedim. Tanıtmak istedim. Belki birçok insan bilmiyordu ve şu anda haberi oldu. Veya haberi olup da işte Türkçe kaynaklardan herhangi bir kullanıcı yorumuna ulaşamadı. Kullanıcı deneyimleri nasıl ulaşamadı? TRD tek, TRD ilk falan. Böyle miydi? Böyle mi deniyordu? Yani tam olarak TRD tek diyemeyiz. Çünkü seri halinde geldiler ama TRD ilk kullanıcı olduğuma eminim. Çünkü başka kimseye satılmadı bu kask henüz. O yüzden çok da fazla zaman geçmeden, hazır evlerdeyken çekip tanıtmak, size de anlatmak istedim. Diyeceklerim bu kadar. Şu anda başka aklıma gelen bir şey yok açıkçası. Yani aklıma şu an için yok ya. Dediğim gibi güzel kask ya. Hoşuma gitti. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunu da artçı reyonuna alalım. Bundan sonra artçımız. Hadi kapatıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire.